Evet, şu anda benim üzerimde bir çalışma yapacağız. Arkadaşın konuşması beni etkiledi. Evet, uzanalım. Tamam. Tamamdır. 20 kiloya bence Aysan Bey yapabiliriz. Bence. Şimdi hep etkiyi hissedeceksiniz. Beraber yavaşça bıraktık. Geldi, yavaşça bıraktık. Evet. Şimdi bu egzersizimizde bir kere arka hat gerildi. Doğru. Komple gerildi. Doğru. Çekti de. Şimdi nefes verip aşağı indirdik. Ve yavaşça bıraktık. Budur. Yapalım. Verdik. Ve gerdirdik. Tabi pantolon şu an mani oluyordur muhtemelen. Olabilir. Bu şekilde ilk geldiğinde, hasta kas manesine geldiğinde 12 tekrarla yaptırıyoruz. Genel olarak kaç kilo ile yapabildiğini anlıyoruz. Demek ki bu biraz daha artırabiliriz demek ki. Tabi sizin için artırabiliriz. Evet. Diğer bacağı da geçelim. Tamam. Gördüğüm kadar şu anda evet tam böyle kasığımın İndir. Buraya kadar. Gel. Arka tarafları. Evet. Bacakları. Evet. Çalıştırır. Güzel. Ben şimdi ikisini birden Süper. Bağlayayım. Karın için. Hem o traktör hissini de hissetmiş olacaksınız. Evet. Burada ben genellikle biraz hasta uzandığında hafif beli hareketlendiririm. He. Hem hastaların da hoşuna gider, rahatlatır da. He. Gerekli durumlarda. Mantıklı. Yanlara gelin. Doğru gerdiririm. Hazır ağırlık da yardım ediyor ve sizi çekiyorken benim de işimi kolaylaştırmış oluyor. Bazen kontrole gitmem gerektiğinde ben de alır buradan gerginliği veririm. Süper. Şimdi burada yaptığımız karın kaslarını temelde çalıştırmak. Dizleri karna doğru çekeceğiz ikisini de. Ben şuradan küçük bir yardım edeyim. İki. Tamam, siz bırakırsınız. Tamam, dört. Özellikle belli bir dönem iyileşme sağlandıktan sonra kişiler bize sırf kas kuvvetini korumak ve uzman gözetimi altında kontrollü bir şekilde egzersiz yapmak için de gelen çok oluyor. Burada son derece evet. Dedikten sonra ben gene biraz gerdirip ve beli rahatlatıp o şekilde sonlandırıyorum. Evet, bana boşalt. Ne varsa dökülüyor. Süper. Ve birinin yanında çalışmak daha mantıklı. Birebir özel mi? Kişiye, özel kişinin ihtiyacına evet. Göre. Bir de vatandaşa en azından sıkılmaz. Tabii. Daha anlamlı, değil mi? Bir çalışma olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Program güzel. Yazıp gönderip sen bunları yap demekten ziyade birebir düzgün, doğru, güvenli egzersiz, evet. Kaliteli egzersiz yapılmış oluyor. Yani şu anda ben gelsem seninle 1 saat 2 saat zevkle çalışabilirim diye düşünüyorum. İnşallah. Sıkılma derdi olmaz. Olmuyor. Ondan sonra keyif alıyor insan ve şu anda gördüğüm kadar şu anda kasımda bir sıcaklık başladı. Oluştu. Demek ki böyle kilosu olan insanlar yavaş yavaş ona göre program yazılıp yaparak eritebilir. İhtiyacına göre kesinlikle. Peki senin uzmanlık alanına söylüyorum. Derim ki benim gibi insan gelse ana göbeği olsa burada yaklaşık 2 ay çalışsa ne kadar fark edebilir? Bence şöyle sağlıkta çoklu yani multidisipliner yaklaşmak en doğrusudur. Bir kilo sorunu var. Muhakkak bir diyetisyen gidip ondan uygun kişi kendine özel bir program alması. Ekstra hastalığı vesaire bir şey varsa hekim tarafından ilaç düzenlenmesi ve buraya gelip doğru düzgün bir programla çok daha sağlıklı, daha fazla, daha iyi bir şekilde kilo verebileceğini düşünüyorum. Süper. Evet beyler, bak böyle bir yer, böyle bir ortam, son derece tertemiz, kullanışlı, malzemeler var ve rahat, ferah, sıkılmadan zaman burada su gibi geçeceğine inanıyorum. Hele bir
yakışıklıyı da görünce daha güzel olur. Güzel. Harika. Bu topla da top mu oynayacağız? Bir sürü egzersiz yapabiliyoruz. Değil mi? Tabii ki de. Süper.